Her türlü insan geliyor buraya. Yani öyle de sorular soruyorlar ki bana. İşte neye bakıyorlar? İşte siz üfleyebiliyor musunuz? Ya üflemez olur muyum? Ben bunu yapan adam zaten üfler yani. Bu nasıl soru? Adama resmen hakaret ediyor böyle bir şey. Siz üfleyebiliyor musunuz? Ya şimdi şoför adama arabanın yanında bekliyor adam. Siz bu taksiyi sürüyor musunuz? Bu buna geliyor işte. Yani bu gerçekten yani demin bir adam geldi işte. Demin bir soru onu söylemeyeceğim. Hiç ilgisi olmayan bir soru soruyor. Avenir Usta belgeselini sunar. İsmim Seyfi Günay. Emekli öğretmenim. Yaklaşık 1995'ten beri bu işle uğraşıyorum. Bunu demeden önce burası Kayseri Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Hatun Kültür ve Sanat Merkezi. Sayın Başkanımız bize burayı tahsis etti, belediye başkanımız. Buradaki bütün sanatçılar kendi mesleğiyle ilgili sanatları icra ediyorlar. Bu işe neyin sesi bana çok etkili geldiği için önce hobi olarak başladım tabii. Büyükşehir Belediyesi'nde konservatuvarında yaklaşık 1-2 yıl gittim ama orada beni iyiydi fakat onu bıraktıktan sonra bu işe başladım. Ondan sonra da bir takım ustaların yanına gittim. Oradan ön bilgi aldım, araştırma yaptım. 2 sene araştırma yaptım. 2 sene araştırma yaptım. Ondan sonra yapım işine yavaş yavaş başladım. Her gün yeni bir şey buldum tabii. Her gün yeni bir şeyle karşılaştım. Bu aletleri hiçbir kimse bana göstermedi. Akşam yatağa yattığım zaman acaba şu aleti yapsam şu nasıl olur? Şunu kullansam bu nasıl olur diye bütün aletleri kendim ortaya çıkardım. Bütün aletleri, yaptığım aletlerin hepsini kendim bularak, kendim keşfederek ortaya çıkardım. Zaten bir insanın aleti olduktan sonra işi de kolay oluyor. Örneğin işte bir delme işi, perdeleri açma işi. Onu iyi bir aletin olursa daha güzel açarsın, daha güzel bir görünüm sağlarsın. Şu doğrultma işini ilkel metotlarda yapıyorlar. Mesela hürmüzü almış eline, şeyi doğrultuyor, yakarak doğrultuyor. Ondan sonra ismini telaffuz etmeyeceğim ama bir tane usta var. Sadece şu ahizeli telefonlar var ya, böyle döndürerek şey yapıyorsun. Sadece şeyi kaldırıyor, sol notasını oraya bulduktan sonra tamam diyor bu diyor. Oysa şimdi ben şöyle yaptığım bir şeye bakıyorum. Bilgisayar, akort. Hem telefonda var, hem bende son gelişmiş teknolojiye göre akort cihazlarım var. Her perdeyi ayrı ayrı kontrol ediyorum. Örneğin bir perdeyi direkt olarak açmıyorum. Örneğin çok ince bir şeyle önce perdeyi açıyorum. Ondan sonra pes geldiyse bundan daha öncesinde söyleyeyim. Bir neyi doğrultup içine açtıktan sonra önce üflüyoruz. Mesela bir kız neyde üflediğim zaman kapalı halde la sesini bulmam gerekiyor. O la sesini eğer pesse biraz kısaltıyorum. Ondan sonra tabii perdelerin ölçümünü alıyorum. Küçük bir ince bir şeyle deliyorum. Parazvaneyi, başpareyi taktıktan sonra onları tek tek kontrol ediyorum. Pesse yukarı alıyorum. Tizse aşağı kaydırarak bir ikişer milim böyle kaydırarak yapıyorum.
neyime bir sabah başladığım zaman yaklaşık öğleye bitiriyorum. Tabii bu şey daha benim elimde parazvaneleri kaynatma durumu falan olmadı. Onları da kaynatacak olsam daha da uzun sürer. Önce biz bunun ne olup olmadığına bakıyoruz. Ne bir kamış olup olmadığına bakıyoruz. Bu zamanında kesilmiş bir kamış olması gerekiyor. Zamanında kesilmezse bu kamış ne olmaz. Erken kesilen kamış ne olmaz. Çünkü ham. Biz bunları 11. aydan sonra gider alırız. Ondan sonra kamış 2 sene, 3 sene gölgede, açık havada, güneşsiz bir havada, gölgede kurur. Kuruduktan sonra biz bunu işlemeye başlarız. Önce neyin ölçülerine göre keseriz, 2 boğum yukarıdan, 2 boğum aşağıdan. Şu budakları gördüğünüz gibi temizleriz. Ondan sonra doğruturuz. Daha sonra biz belli bir ölçümüz var. Mesela kız neyin veya mansurum diyelim, 72 santimden çıkıyorsa biz 75 santim, 76 gibi keseriz. Ondan sonra ağır ağır yukarıdan başlayarak biz bunu işlemeye başlarız. Şimdi kestik, 72'ye kestik biz bunu. Ondan sonra tabii parazvaneyi falan daha sonra takıyoruz, içini açıyoruz. Üflediğimizde la sesini bulmamız gerekiyor bir kız neyde. Onu bulduk. Bulduktan sonra perdelerin yerini işaretliyoruz. Perdelerin yerini işaretledikten sonra tekrar parazvaneyi takıyoruz. Ondan sonra başpareyi takıyoruz. Küçük deliklerle onu işaretliyoruz. Tekrar o halde üfleyip bütün perdeleri kontrol ediyoruz. Tiz veya pes olduğunu o perdelerden kaydırarak yapıyoruz. Daha sonra ana açıma geçiyoruz. Ana açımı açtıktan sonra biz bakıyoruz ki tamam, ne düzgün ve doğru bir ney çıkmış oluyor. Tabii bu akut cihazlarımızı kullanarak. Kontrol perdesi bunlar. Şöyle. Zaten şimdi her şeyi yaptığın zaman, düzgün akutlu bir ney çıkarttığınız zaman kendinizde daha güvenli hissediyorsunuz. Güveniniz daha fazla artıyor. Çünkü yanlış bir ney yaptığınız zaman bilen bir kişi onun yanlışını çıkarttığı zaman siz karamsar olursunuz yani. Onun için biz bunları yaparken çok dikkatli. Tabii ki turistik amaçlı yapılan neyler var. Buraya zamanla geliyor. Hocam bu nasıl? Ya yorum yapmıyorum yani. Hiç kimseye kötülemek istemiyorum da. Adam anlamamış. Sadece perdeleri matkapla delmiş. Onların içine de bir şey açmış, göndermiş yani. Kişilere ben yüzüne karşı demiyorum. Bunlar da böyle ney ama bizim yaptığımız yere daha profesyonel, daha düzgün neylerdir. Bir de şunu söyleyeyim. Ben bu sene değil de pandemiden önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bunun yapımını açtım. 16-17 kişi geldi. Onlara öğrettim ben bunları. Yapım işini öğrettim. Fakat bu arkadaşların çoğu yapıyor ama alım güçleri yok. Örneğin bir kamışı gidip de ustasından veya kesenden aldığı zaman çok büyük paralar tutuyor. Parazvane ayrı bir iş. Başpare getirmek ayrı bir iş. Mekan ayrı bir iş. Onun için ileride bu belki de bu arkadaşlar yapmaya devam eder. Ama yapanlar var tabii. Hatta Kültür Bakanlığı'ndan devlet sanatçısı ödülü alan bile arkadaşlar var. Benim gösterip de yaptığım arkadaşlardan. Muğla Bodrum'dan 3 tane bayan geldi buraya. 2 tane ney aldılar benden. Biri uzun boylu. Tabii 1.75 boyunda. Öbür bayan da 1.65'ten küçük. Birine kız neyi verdim. 1.65'e de süpürde verdim tabii. Hocam dedi, bir üfler misin dedi. Üfledim. Şimdi dışarıdan o arada bir arkadaş geldi, Şükrü diye, ismini de telaffuz edeyim manası. Güzel sanatlarda kendisi neyzen tabii. Son sınıfta öğrenciydi. Ya Şükrü iyi geldin dedim. Bir tane sen üfle dedim. Aynı böyle oturdu. Bayanlar burada oturuyorlar. O da tam karşıya oturdu, üflemeye başladı. Şimdi ben böyle dinliyorum
tezgahın önünde. O üflemeye başlayınca bayan ağlamaya başladı. Gözlerinden böyle yaş dökülüyor. Şimdi onun ağladığını görünce ben de ağlamaya başladım. Özüm yukaya, şimdi dayanamam ben. Ya hiç olmadı, olan bir durum değil yani. O ağlayınca ne üfleyen arkadaşlar gözlerinden yaş döküyor. Bu daha 2021'in 24 Kasım'da oldu yani. Biz bu yaştan sonra zengin olup da işte şunu alayım, bunu alayım, şöyle yapayım, böyle yapayım diye bir amacımız yok. Bu insanlara nasıl yardımcı oluruz diye düşünüyorum ben. 15-16 kişi öğrendi. Birçok insan yapıyorlar. Hepsi Allah razı olsun diyorlar yani. Yani şimdi öyle insanlar var ki neyin yapını bile göstermiyorlar. Bak burası sağlam. Selamünaleyküm. Aleykümselam diyelim üstad. Hasan'la hep burada karşılaşıyoruz. Bir gün burada ben çalışıyorum. Yurt dışından 3 tane arkadaş geldi. Ondan sonra bana dediler ki ya biz seni dedi Türk girişimcileri fuarına götüreceğiz dediler. Ya ben yurt dışına daha hiç gitmedim. Yok dediler, sana uçak biletini alacağız. Ondan sonra buradan uçağa bineceğim, orada ineceğim, oradan arkadaşlarımız alacak dedi. Neyse yapacağımız iş sadece pasaport çıkaracağım dediler. Biz gene de tereddüt ettim. Yurt dışına şimdi hiç gitmediğim için bayağı böyle bir şey altında kaldım. Ondan sonra bir defa beni götürdüler. Ben gittim. Hatta onu da söyleyeyim. Avusturya'nın Dorbin şehrine. Orada büyük bir fuar açılmış. Girişimciler fuarı. Her yıl açılıyor. Fakat gittim. Bayağı sevdik biz oraya. Vatandaşlarımızın, Türk vatandaşlarımız hepsi oradaydı. Sanki bayram havası var. Binlerce insan, diğer Avrupa devletlerinden gelenler falan orada toplanıyorlar. İşte oradaki bizim kendi örf, gelenek, göreneklerimizi bütün yaşatıyorlar orada. İşte yemekler, giysiler, işte oyunlar, tiyatrolar, sanatçılar falan. İkinci yıl oldu yine. Bu sefer o arkadaşlar valilikten izin almışlar tabii. Valilik bizi kültür müdürlüğü yoluyla. İki seferde öyle gittim yani. Güzel bir yer. Orada her sene açılıyor. Tahmin ediyorum yani gerçekten yurt dışındaki o vatandaşlarımız buna daha çok ilgi duyuyorlar. Orada da biz hem yapım işini gerçekleştirdik, hem üfleme işini, hem de oradakilere yardımcı olduk daha doğrusu. Açılıyormuş. Sahip kendince böyle şey yapmış, makaron diye bir şey varmış ısıtıp, evet, oralara evet. Kapatmış da çatlak varmış sanırım. Gençlerimiz bu neye çok ilgi göstersinler, %70'i bayan. Batı müziğinden vazgeçsinler, kendi kültürümüz olan bu şeyleri biraz değer versinler. Gelecekteki bu bizim değerlerimize önem vermedikçe bu silinir gider. Onun için büyüklerimizden şunu rica ediyorum, ilgi duysunlar, çocuklarına sahip çıksınlar bu şeylerden. Kendileri bunu ileride usta olmak için ellerinden gelen neyse onu yapsınlar daha doğrusu. Başkanlarımıza da söylüyoruz, belediye, büyükşehir belediye başkanımıza, diğer büyüklerimize, konservatuarlarımıza biraz daha bu ne konusunda ağırlık versinler. Gitarıydı, bilmem neydi, bunlar bizim kültürümüz değildir yani. Evet, yapsınlar ama şimdi bir yan flüt üfleyene kadar bunu üflesin. Ondan sonra bir işte gitarı çalana kadar ne alsın? Ustalarımız, hocalarımız çoğalsın. Çok kıymetli bir enstrüman bu. Kendi değerimizdir. Usta belgeselini sundu.